Pakistan'daki son durumla ilgili yorumlar alacağız. Şimdi Pakistan'da hükümetten güven oyu alamayan İmran Han başbakanlık görevinden alındı. Muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakanlığa seçildi. Peki İmran Han neden görevden alındı? Pakistan'da neler oluyor? Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Esat Arslan'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz TV100'e. Evet, sesim geliyor inşallah. Çok rahat geliyor. Merhabalar Hande Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Zaman ayırdınız dinlediğim bize. Haberinizi. Özellikle müsaade ederseniz ben size bu Pakistan Başbakanı İmran Han kimdir diye önce izleyicilerimize hem kimdir diyelim, hem kimdir diyelim. Dinlemesi paylaşalım müsaade ederseniz. Lütfen. Esat Hocam bir de görevden alınan ilk başbakan oldu. Evet. Maalesef. Bunu da detayların arasına alırsanız dinliyoruz size. Şimdi Pakistan'ın nüfusunu şöyle bir toparlayalım. 220 milyonluk bir nüfus. Biliyorsunuz daha önceleri de Pakistan diye ifade ettiğimiz Bengaldeş ayrılmıştır. Onunla beraber sayacak olursak neredeyse yani 250 milyonun üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz. Evet. Şimdi İmran Han çok eski bir kriket oyuncusu. Son dönemde Pakistanlı politikacı ve aslına bakarsanız 70 yaşında bir politikacı ama çok seviliyor. Biliyorsunuz özellikle Z kuşağı tarafından kriket Pakistan'da çok tutulan bir spor. Evet. 22. başbakanı olarak liberal demokrasiye inanmış ve İngiltere'de tahsil görmüş ve çok önemlidir. 1975 yılında Keble Koleji'nden mezun olmuştur. Şimdi 1971 ve 92 yıllar arasında çok profesyonel bir kriket oyuncusu olarak ülkesinde ve dünyada ünlenmiştir. Dünyaca da ünlüdür. Onu da söyleyelim, ifade edelim. 1992 yılında Pakistan'ın milli takımının, bunu da söyleyelim çünkü izleyicilerle paylaşalım, Dünya Kriket Kupası'nı kazanmasında milli takımın kaptanı olarak görev yapmıştır. Bu bakımdan gerçekten hani bizim futbolda nasıl sevilen bir Sayın Cumhurbaşkanımızın pozisyonu gibi de desem hiç de yanlış olmadığını ifade ederim. Bu tarihi başarıda çok büyük rol var. Tabii ondan sonra milli kahramandır. Yani bakarsanız İmran Han gerçek anlamda bir tarafa bırakalım. Kriket oynamayı 1992 yılında bırakmıştır ama Han sporu bıraktıktan sonra Lahor ve Peşaver'de açmış olduğu kanser hastaneleriyle ünlenmiştir. Yani bir ticari hayata böyle atılmıştır. Bu arada eğitim dünyasına girmiş ve de bu Namal Koleji var Mianwali'de. Bunun kuruluşunu gerçekleştirdim. Niye böyle ayrıntılı anlatıyorum? Çünkü bundan sonra da siyasete girmiştir. Yani belirli bir şekilde zenginleştikten sonra tahrik insaf. Yani bu bir insaf demek mantığı şudur. PTI partisi dediğimiz bir evet. Siyasi parti kurmuş ve de 2002 yılında Mianwali'yi temsilen ulusal mecliste yer bulmuştur. Şimdi 2008 yılında seçimleri boykot etmiştir. Bakın bu da çok önemlidir. Z kuşağı çok sevmiştir bu yüzden. Parti bir sonraki seçimde bu sefer ikinci parti olarak girmiştir meclise. Tabii ki bir tarafta kriket oyunundan kazanmış olduğu ülke çapındaki ünü bir tarafa koyalım. Ama en önemlisi yolsuzlukla mücadele etmeyi vaat olarak koymuştur halkın önüne. Bu çok önemlidir. Bu dünyada özellikle o bölgelere gitmiş ve dolaşmış bir kişi olarak söyleyeyim. Halka çok tatlı bir şey, yani önemli gelmeli. Bakın Zelenski'nin de iktidara gelmesinde çok önemli bir parametredir. Yolsuzlukla mücadele. Bunu söyleyelim. Tabii böyle gelmişlerdir iktidara. Yani şunu söylememiz lazım. Görüyorsunuz sokakları da gösterdiniz. Çok da güzel bir şekilde koydunuz Hande Hanım. İmran Han'ın Pakistan halkının gözünde popülaritesi hiç azalmamıştır. Artmıştır. Peki, bu ne oldu da bu duruma geldi? İmran Han dikkat çeken de bir iddia var çünkü. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. İmran Han tabii ki bütün olay şuradan kaynaklanıyor Hande Hanım. Yani siz en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim isterseniz. Bu çok önemli bir olgu.
Çünkü herhangi bir X ülkesi diyeyim ki farklı şeyler algılanmasın diyorum. Bir ülke Çin ve Rusya ile ilişkilerini olumlu seyrettiği zaman efendim bu sefer ABD Pakistan ilişkileri negatif yönde etkilenmektedir. Biliyorum demek istediğimi algılıyorsunuz herhalde. Yani ABD'nin istemediği bir başbakan haline gelmesi nereden kaynaklanıyor? Çin ve Rusya'ya ilişkilerini düzeltmiş bir başkan olarak yaklaşmasından kaynaklanıyor ve karşısında iki tane grup bulmuştur. Vesayetçiler, eski vesayetçiler. Kimdir onlar? Muhalefettir ve de ordu tarafından Pakistan'da kötü gidişatın başlıca sorumlusu olarak gösterilmeye başlanmıştır ve ilginçtir. Dışarıda şey yapılmıştır. Ben uzun zamandır İmran Han'ı takip ediyorum. Tabii ki aslında İmran Han'ın öncesinde, çünkü 2018'de iktidara gelmiş bir politikacıdır. 2022'de 4 yıl içerisinde görev yapmıştır. Kronikleşen bir ekonomik sorun vardır. Ve de ülkenin ekonomik hayatında büyük bir yapısal iyileştirmeyi gerçekleştirmeden, yapısal reformlar yapmadan neredeyse çözülmesi imkansız sorunların içerisinde o da ilave olmuştur. Yani kendisi vaat etmiş olduğu, özellikle yolsuzlukla mücadeleyi çözmek için yapmış olduğunu bir türlü ortaya koyamamışlardı. Çünkü ve burada Pakistan Başbakanı İmran Han'a güvensizlik arttırmışlardır. Yani tekrar söylüyorum, 220 milyon nüfusuyla, nükleer gücüyle, bakın bu da çok önemli, büyük bir ülkedir Pakistan ve Orta Asya'da yer almaktadır. Ve Pakistan 1947 yılında Hindistan'ın İngilizlerden bağımsızlığı kazanması zamanında ve biliyorsunuz Pak dediğimiz ayrı bir şeydir. Müslümanlığı kabul etmiş olanlardır. Onların belirli bir bölgeye toplanarak kurdukları bir devlettir. Aslında aslına bakarsanız Hintlidir. Evet, bundan sonraki bundan sonraki süreci de duymak isterim. Öngörünüz nedir? Evet. İmran Han ne yapacak? Halk ne yapacak, Pakistan halkı? Yani benim şahsi kanaatimi ifade ederek söyleyeyim. Tabii ki şunu Evet, bağlantıda bir problemimiz var. Son sorumdu zaten değerli izleyiciler. Eğer